Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun inşallah. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Cüveyriye bintil Haris radiyallahu anha annemiz rivayet ediyor, bize anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazını kıldıktan sonra Hazreti Cüveyriye annemiz bulunduğu yerden zikir yaparken erkenden evden çıktı ve kuşluk vaktinde tekrardan evine geri döndü. Yani 4-5 saatlik bir süre yapıyor. 4-5 saat sonra evine geri dönüyor ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bakıyor ki Hazreti Cüveyriye annemiz hala oturduğu yerde durmakta. Bunun üzerine soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Cüveyriye, ben gittiğimden beri sen hala yerde burada mı oturuyorsun? Hala aynı zikirle meşgul mü oluyorsun? Buyuruyor. Hazreti Cüveyriye annemiz de evet ey Allah'ın Resulü diye cevap veriyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, benim sen de gittikten sonra okumuş olduğum şu dört cümle bunu 3 kere okuduğumda sevap bakımından senin bu 4-5 saattir yapmış olduğun zikire denk gelir. Evet, sadece 4 cümle ve bunu 3 kere okuduğum zaman sevap bakımından senin bu saatlerdir yaptığın zikire denk gelir buyuruyor. Peki nedir o zikir? İşte o zikirde şöyle buyuruyor. Subhanallahi ve bihamdihi adede halbihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Muhteşem bir sözler. Hakikaten muhteşem bir zikir. Niye muhteşem? Onu da hemen söyleyeyim. Anlamlarını size belirteyim. Yarattıkları sayısınca, bakın, yarattıkları sayısınca. Yarattıkları ne demek? Şimdi Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun yarattıkları, sadece insan olarak bakmayalım. İnsan olarak baksak bile milyarlarca insan, işte onların içindeki organlar sayısı bitmiyor. Ağaçlar, işte hayvanlar, nice bitkiler, bunların hepsi yarattıkları sayısınca ve bu dünyanın ilk anından şu zamana kadar, kıyamete kadar sürecek bir yarattıkları sayısınca sayamayız zaten. Bizim saymaya ne matematiğimiz yeter, ne de başka bir unsurumuz yeter. O yüzden Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'na tekrardan hamdü senalar olsun. Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca, arşının ağırlığı ne demek? Yani şu dünyada bir şeyin ağırlığını tuttuğumuz zaman, işte 100 kilo falan taşımaya çalıştığımız zaman hemen bize ağır geliyor. Bir de dünyanın arşın ağırlığını düşünsenize. Ne kadar büyük bir şey. Arşın ağırlığınca ve Allah Celle Celaluhu'nun o bitip tükenmeyen kelimeleri adedince. Cenab-ı Allah'ın kelimeleri ne demek? Ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? Denizler mürekkep olsa, işte bir o kadar da üzerine ilave etsek, işte mürekkeplerde o denizlerin mürekkebi biter de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun sözleri bitmez, kelimeleri bitmez demişti. İşte oradan da yola çıktığımız zaman Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun sözlerin, kelimelerin bitmeyeceği ne kadar aşikardır. Ne? İşte bunların adedince ben Allah Celle Celaluhu'nu o uluhiyet makamına yakışmayan, uluhiyet makamına yanışmayan her türlü noksan sıfattan tenzih ederim ve ona hamd ederim. Muhteşem bir zikir hakikaten. Muhteşem söz. Neymiş? Subhanallahi ve bihamdihi adede halbihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Beraber söyleyelim bir daha. Subhanallahi ve bihamdihi adede halbihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Bunları inşallah her daim söyleyeceğiz. Subhanallahi ve bihamdihi adede halbihi ve rıda nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu zikre yapabilmeyi nasip etsin inşallah. Günde sadece 3 kere söylesek yeterli zaten. Sadece 3 kere. Bunu zaten anlamını bir kere okuyup kafamızda bunu yaşarsak
2 dakikalık bir şey alır yani, hemen söyleyeceğimiz sözler bunlar zaten. İnşallah tavsiye ediyorum ben de. Çünkü bu hadis Müslim'de ve Ebu Davud'da geçmektedir. Yani sahih hadis kaynaklarında geçmektedir. O yüzden zaten geçmese bile bu zikir zaten çok güzel bir sözler. Bizleri yaratan, bizlere türlü türlü nimetler veren, bizleri her türlü nimetle boğan, adeta işte uçakları bile emrimize veriyor, denizleri emrimize veriyor, gemileri emrimize veriyor. Daha burada saymakla bitiremeyeceğim nice nice şeyleri bizim emrimize vermiş o Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'na. Ne kadar zikretsek, ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır, azdır, azdır. O yüzden Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'na sonsuz hamdü senalar olsun. İnşallah bizi de dualarınızda unutmayın. Yunus Emre Hazretleri'nin dediği gibi, sen Mevla'ya gidersen Mevla sana gelmez mi? Sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı lebbeyk kulum demez mi? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.